أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Değerli kardeşlerim, geçen hafta abdesti bozan şeyler bahsinden bir takım maddeler okumuştuk. İnşallah bu bahisle ilgili diğer maddeleri okuyacağız bu dersimizde. Beşinci maddede kalmıştık. Burada diyor ki, az veya çok bayılmak, çıldırmak, yürürken irade dışında sallanacak kadar sarhoş olmak abdesti bozar. Yani abdesti bozan şeyleri biz iki kısımda inceleyebiliriz. Bunlardan birincisi hakikaten abdesti bozanlar. İkincisi de tesebbüben, yani abdest bozmaya sebep olma anlamında abdesti bozanlardır. Hakikaten abdesti bozanlar, işte geçen hafta Ebu Hureyre rivayetini okumuştuk. Soruyorlar Ebu Hureyre radıyallahu anh'a. وَمَلْ حَدَثْ Hades nedir, abdestsizlik nedir diye sorunca Ebu Hureyre radıyallahu anh buyuruyor ki füsâvun ev durâtu. Yani kişinin yellenmesidir. İşte ön veya arka yolundan çıkan bir takım necis şeylerdir. Dolayısıyla bunlar hakikaten abdest bozan şeyler kısmına girerler. Bir de tesebbüben oruç, yani abdest bozanlar vardır. Tesebbüben abdest bozanlar, yani sebep olarak nedir? Mesela uyku bunlardan bir tanesidir. Bayılmak bunlardan bir tanesidir. Bu gibi şeyler, işte çıldırmak, delirmek, bunlar aslında abdest bozan şeyler değildir. Yani delirmek, çıldırmak, bayılmak, uyumak, bunlar abdest bozmaz. Çünkü bunlar soyut şeylerdir. Fakat bu gibi durumlarda insan akli melekelerini kaybettiğinden dolayı, ne yaptığını bilmediğinden dolayı ihtimaldir ki İşte arka yolundan insanın bir necis olan bir şeyin, yellenmenin vesaire gibi bir şeyin çıkması mümkündür. İşte Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ya, el aynu vika'u sehi fe iza nametil aynan istatlakal vika. El aynu vika'u sehi, yani göz kişinin arka yolunun bağıdır. Dolayısıyla fe iza nametil aynan, gözler uyuduğu zaman da istatlakal vika, o bağ çözülmüş demektir. Dolayısıyla bağ çözülünce ne olacak? Kişinin arka yoluna diyelim mukayyet olacak veya işte oradan çıkan şeyleri anlayabilecek bir şey, artık algı yoktur insan bedeninde. Onun için bu gibi durumlar abdest bozmaya sebebiyet verdiğinden dolayı fukaha bunları abdest bozucu olan şeylere dahil etmişlerdir. Sarhoşluk bir zorlama sonucu olsa da hüküm budur. Sarhoşluk da böyledir. Bunlar bir zorlama sonucu da olabilir. Yani zorla insana ikrah-ı mülci ile beraber, mesela insanın işte kafasına silah dayamakla beraber bir adamı sarhoş yapacak olsalar veya uyutacak olsalar veya bayıltacak olsalar durum değişmez. Yani ben kendi ihtiyarımla bayılmadım, sarhoş olmadım demek buna herhangi bir mazeret teşkil etmez. Bu durumlarda ne olur? Abdest bozulur. Altıncı husus, rükû ve secdesi olan bir namazda uyanık haldeki mükellef kişinin rükû ve secdeli olan, şimdi şart gülmekle alakalı bu konu, yani yandakinin duyacağı kadar kahkahayla beraber gülmekle ilgili bir konudur bu. Şimdi bunun abdest bozabilmesi için birinci husus şu, rükû ve secdesi olan bir namazda uyanık haldeki mükellef kişinin kasten veya yanılarak yanındakiler işitecek derecede kahkahayla gülmesi hem abdesti hem de namazı bozar. Demek ki kahkahayla gülmek kişinin abdestini bozar, namazını da bozar. Fakat bununla birlikte her namazı bozmaz. Mesela cenaze namazını bozmaz. Bozar fakat cenaze namazıyla ilgili abdesti bozmaz. Hem namazı hem de abdesti bozabilmesi için bir, gülenin mükellef olması lazım. Buluğa ermiş olması lazım. Bu birinci husus. İkincisi de kıldığı namazın rükûlu ve secdeli bir namaz olması lazım.
Çünkü bu konuyla ilgili biz hususi olarak bir hadisle amel ettiğimiz için Hanefi mezhebi bu konuda böyle hüküm vermiştir. Nedir o hadis? İşte Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselam bir gün sahabeye namaz kıldırırken işte bir adam geliyor, ama bir adam. Dolayısıyla فَوَقَعَ فِي حُفْرَةٍ diyor rivayet. Şöyle bir hufreye, bir işte mescitte bulunan bir böyle oyuk olan bir yere düşüyor ayağıyla beraber. Dolayısıyla düşünce adam tabii sendeliyor, düşüyor, yere düşüyor. Ondan sonra bir takım sahabiler adamın bu haline gülüyorlar. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam da arkadan gülme seslerini duyuyor. Dolayısıyla namaz bitince Efendimiz onlara buyuruyor ki مَنْ ضَحِكَ مِنْكُمْ قَحْقَهَةً فَلْيُعِدِ الصَّلَاةَ وَالْوُضُوءَ جَمِيعًا Sizden kim böyle kahkahayla beraber güldüyse hem abdestini hem de namazını iade et, tekrardan kılsın buyuruyor. İşte Hanefi mezhebi bu hadisten dolayı rükûlu ve secdeli, çünkü o namaz rükûlu ve secdeli bir namazdı. Dolayısıyla rükûlu ve secdeli bir namazda bir adam, mükellef bir adam gülecek olursa bu onun hem namazını hem de abdestini bozar şeklinde hüküm vermiştir. Tabii ki bizim fıkıhta genel bir kaidemiz vardır. مَا وَرَدَ عَلَى خِلَافِ الْقِيَاسِ فَغَيْرُهُ عَلَيْهِ لَا يُقَاسِ Yani asli kaidenin hilafına gelmiş olan bir konuya başka bir konu kıyas edilmez. Dolayısıyla zaten bu normal bir şekilde sabit olmamıştır. Hususi bir hadiste sabit olmuştur. Dolayısıyla o zaman kahkahayla gülmek normal namazı falan bozuyorsa ve abdestini de bozuyorsa, o zaman cenaze namazında da gülerse abdesti bozulur diyemeyiz. Çünkü o hususi bir mevzudur. Özel bir konudur. O konuyla alakalı yine özel bir rivayet geldiğinden dolayı Hanefi mezhebi bu konuda böylece hüküm vermiştir. Şimdi gülme tabii ki 3 kısımda incelenebilir. 3 kısım gülme vardır. Bunlardan birincisi tebessümdür. Tebessüm nedir? İşte bir kişinin ne kendisinin ne de yanındakinin duymayacağı kadar gülmesi. Sadece işte dudakla beraber gülmeye diyoruz tebessüm. İşte Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselam kâne fî salâtin fetebesseme, namazdaydı, tebessüm etti rivayeti vardır. Sonra işte sahabe-i kiram soruyor. Niye tebessüm ettiniz namazda ya Resulallah? Diyor ki etani Cibril fakal Cibril aleyhisselam bana geldi ve dedi ki men salla aleyke merreten sallallahu aleyhi aşran. Kim sana bir kere salat ederse Allah Teala ona 10 kere salat eder. Bundan dolayı tebessüm ettiği ifade ediliyor. Tebessüm namazı bozmaz. Gülmenin ikinci aşaması vahiktir. Vahik demiş olduğumuz şey kişinin kendi duyacağı fakat yanındakinin duymayacağı kadar gülmek. Bu kişinin kendi namazını bozar sadece, abdestini bozmaz. Fakat kahkaha dediğimiz, yani hem kendisinin hem de yanındakilerin duyacağı kadar gülmesine kahkaha diyoruz. Bu namaz kılan bir insanın hem namazını hem de abdestini bozar. Burada da belirtmiş olduğumuz konu budur. İşte diyor ki işitecek de, yani yanındakiler işitecek derecede kahkahayla gülmesi hem abdesti hem de namazı bozar. Çocuk veya uyuyan bir kimsenin kahkahayla gülmeleri sadece namazı bozar, abdesti bozmaz. Mesela bir çocuk namazda yanındakilerin duyacağı kadar gülecek olsa tabii ki namazı bozulmuş olur. Fakat abdesti bozulmaz. Çünkü kahkahayla gülmenin abdesti bozabilmesi için bir şart vardı. Neydi o? Namaz kılanın mükellef olması. Mükellef olmazsa abdesti bozulmaz ama her halükarda namazı bozulur. Peki mükellef olup da uyurken kahkahayla gülen, adam namazda uyuyor, ondan sonra kahkahayla gülüyor. Mesela işte rüya görüyor veya işte rüya ile gerçek hayat arasında bir şey görüyor diyelim, gülüyor adam kahkahayla. Peki bu adamın abdesti niye bozulmuyor? Çünkü Hanefi fukahası bunun hikmeti olarak, yani Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselam niçin orada sahabe-i kirama dönerek فَلْيُعِدِ الْوُضُوءَ وَالصَّلَاةَ جَمِيعًا namazını abdestini iade etsin buyurmuştur. Çünkü bu zecran lehu, onu zecretmek için, onu caydırmak için, onları efendim böyle bir şeyi bir daha yapmayın, onlara bu mesajı vermek için bunu söylemiştir. Dolayısıyla uyuyan kişiye böyle bir ceza vermek müstahak değildir. Uyuyan kişi zaten bunu kasti yapmamıştır.
Onun için uyuyanın abdesti bozulmaz diyoruz. Tercih edilen görüş budur. Ayrıca şu konu da Hanefi mezhebinde belirtilir. Peki bir adam gusül alıp da gusül abdestiyle namaza duracak olsa, gusül abdestiyle duruyor. Ondan sonra namazında kahkahayla gülecek olsa ne olur şeklinde bir mesele de vardır. Fukaha diyor ki bu adamın sadece namazı bozulur. Abdesti bozulmaz. Gusülle namaz kılıyorsa. Niçin? Çünkü hadis-i şerifte geçen فَلْيُعِدِ الْوُضُوْ ifadesidir. Abdestini iade etmesidir. Dolayısıyla gusülse yani nedir? Hedefi ekber mukabilinde alınan tahareti kübradır. Büyük bir taharettir. Büyük temizlenmedir. Onun için kahkahayla beraber gülmek diyorlar. Gusül abdestini bozmaz. Onun için sadece bu kişinin namazı bozulur şeklinde fıkıh kitaplarımızda ifadeler vardır. Yedinci husus, çocuk doğurmak. Bu durumda kan görülmese de abdest bozulur diyoruz. Çocuk doğurma zaten demun yakibul velede şeklinde fıkıh kitaplarımızda geçen, yani çocuğun akabinde gelen dem neyi gerektirir? Zaten lohusalığı gerektirir, nifası gerektirir. Dolayısıyla kişi artık o kadın lohusalık dönemine girmiş olur. Fakat eğer ki çocuk doğurmasının akabinde kan gelmemişse şayet, kan gelmemişse, hiçbir şey gelmemişse, çocuk doğurma akabinde, İmam bir gibi Zuhrul Müteahhilin'in de söyler bunu, çocuk doğurma akabinde mutlaka kişiden bir yaşlık gelir. Onun için bu yaşlık gelmesi zaruridir yani. Mutlaka gelir. Ondan dolayı çocuk doğurmak en azından kan gelmese de veya herhangi bir sıvı gelmese de çocuk doğurmanın bizatihi kendisi en azından abdest bozucu olan bir şeydir. Bu durumda kan görülmese de abdest bozulur diyor. Sekizincisi, aşırı oynaşmak. Kişinin mülaabetul mer'i bi zevcetihi diyoruz buna. Kişinin hanımıyla beraber oynaşması. Şöyle ki erkeğin hanımıyla arada bir engel bulunmaksızın, arada bir engel yok veya pek ince bir giysi bulunduğu halde sıcaklığını hissedecek şekilde çok ince bir giysi varsa veya çırılçıplak bir vaziyette karınlarını veya cinsel organlarını birbirine değdirmeleri durumunda bir sıvı çıksın ya da çıkmasın abdestleri bozulur. Bu durumda abdest bozulur. Fakat bu İmam Muhammed'in görüşü değildir. İmam Muhammed diyor ki bir şey çıkmadığı sürece abdest bozulmaz. İşte bu söylediğimde hani abdest bozan şeyleri ikiye ayırmıştık. Birincisi hakikaten abdest bozanlardı. İkincisi de tesebbüben abdest bozanlardı. Sebep olmak şeklinde abdest bozanlardı. Bu da sebep olma anlamında abdest bozan şeylere dahildir. Çünkü niye? Kişi o anda, hatta İmam Gazali'nin bazı ifadelerinde bu vardır. İşte bir insan hanımıyla ilişki halinde aklının %50'si en azından gider şeklinde ifadeler vardır. Çünkü Efendimiz de bunu kullanıyor. İşte sizden daha اَذْهَبَ لِلُبِّ الرَّجُلِ الْحَازِمِ مِنْ اِحْتَاكُنَّ diye rivayet vardır. Akıllı adamın aklını gideren, daha fazla bir şey, daha çok bir şey kadınlardan fazla görmedim şeklinde ifadeler var. Dolayısıyla böyle olduğu için bir insan kendine mukayyet olamayabilir o vaziyette. Onun için vücudundan bir şeyin çıkıp çıkmadığını çok da fark edemeyebilir. Bundan dolayı mübaşerati fahişe diyoruz biz buna. Yani arada herhangi bir engel olmaksızın veya çok ince bir şey varken hanımıyla oynaşması abdest bozma makamına kaimdir. Sırf bu oynaşma abdesti bozar. Fetva da bu görüş üzeredir. Fakat İmam Muhammed diyor ki sadece bu abdesti bozan bir şey olamaz. Kişi bakar vücudundan bir şey çıkmış mıdır, çıkmamış mıdır? Ona göre abdestinin bozulup bozulmadığına hükmeder. Evet, dokuzuncusu, erkeğin tenasül uzvunda kaybolacak şekilde tıkanmış olan bir pamuğun üzerinde ıslaklık bulunmasa da sonradan dışarıya çıkmış veya çıkarılmış olması abdesti bozar. Yani pamuk içeride duruyordu. Ondan sonra pamuğa ne yaptı? Geldi
idrar değdi diyelim. Sonradan siz o idrarlı pamuğu içeriden çıkarttığınız zaman da o idrar nereden gelmişti? İnsanın vücudundan gelmişti. Dolayısıyla pamuğu çıkarttığınız zaman da idrarı dışarıya çıkartmış oluyorsunuz. O zaman ne olacaktır? Maharaca mine sebileyle girecektir. Ön veya arka yoldan çıkan şeyler ne olacaktı? Necis şeyler. Abdesti bozacaktı. O zaman bozulur. Aynı şekilde bu uzva tıkanmış ve bir kısmı dışarıda kalmış olan pamuğun dışarısına idrarın sirayet etmiş olması da abdesti bozar. Dışına sirayet ettiyse, tam tıkamadığınızı diyelim, düşünelim. Dolayısıyla bir insan böyle yaptığı zaman da idrar gelip de pamuğun dışına çıktığı zaman, pamuğun dışı nerede? Kişinin, efendime söyleyeyim, diyelim tenasül uzvunun daha dışında kaldığı zaman ne olacaktır? O zaman abdesti bozulacaktır. Çünkü idrar dışarıya çıkmıştır. İç kısmındaki yaşlık abdeste zarar vermez. İç kısımdaki yaşlık tabii ki içeride kaldığı sürece pamuk, oraya idrarın gelmesi zaten o tampon görevini görüyor. Onun için bu abdesti bozmaz. Ancak pamuk dışarıya çıkıp düşerse abdest bozulur. Bunu zaten ifade ettik. Kişi kendisi alacak olursa veyahut da pamuk kendiliğinden düşecek olursa abdest bozulmuş olur. Çünkü az bir ıslaklığın pamuğa sirayet etmiş olması da abdesti bozar. İhtimaldir bu. Çünkü mutlaka ihtiyaç giderildikten sonra içeriden ne oluyor? Belli bir ıslaklık geliyor. Zaten pamuk kullanma olayı da bundan kaynaklanıyor. Onun için bu gibi durumlarda abdest bozulmuş olur. Pamuk içeride kaldığı sürece, diyelim zekerin içerisinde kaldığı sürece, tenasül uzvunun içinde kaldığı sürece tampon görevi görür. Dolayısıyla abdestinizi muhafaza eder. Ama pamuğu çıkarttığınız zaman veya düştüğü zaman da ona idrar sirayet ettiği için abdestiniz de bozulmuş olur. Diğer bir husus, kadının tenasül organı içine veya dışına tıkanan bez veya pamuğun yaş olarak dışarıya çıkması veya çıkarılması abdesti bozar. İşte kadının tenasül organını işte ferci dahil ve ferci hariç olmak üzere fukaha iki kısımda inceler. Ferci hariç demiş olduğumuz kısım daha çok işte dış kısım oluyor. İşte dış kısmı yani. Ferci dahil de o dış kısmın içerisinde kalan kısım oluyor. Dolayısıyla dış kısma konulduğu zaman da pamuk, oradan efendime söyleyeyim şayet yani bez veya pamuk yaş olarak dışarıya çıkması, çıkarılması abdesti bozar. Şöyle ki diyor, bu organın dış kısmına tıkanan pamuğun iç tarafı ıslanmış olunca dışına yaşlık geçmemiş olsa da abdest bozulmuş olur. İç tarafı efendim ıslandığı zaman da. Fakat yaşlık bu uzvun iç kısmına tıkatılan pamuğun dışarısına kadar gelmedikçe abdest bozulmaz. Eğer içeriye tıkanmışsa pamuk, dışa çıkmadıysa, ferci hariç demiş olduğumuz fercin, kadının tenasül uzvunun dışına çıkmadığı sürece abdest bozulmaz. Tabii ki bu aslında biraz daha idrarla alakalı olan bir konudur. Yani abdest bozulduktan sonra, bir kadın abdestini bozduktan sonra pamuğu tabii ki ya fercinin dış kısmına veyahut da iç kısmına efendim koyar. Dolayısıyla bu koymuş olduğu pamuk tamamıyla fercin iç kısmında kalıyorsa dışarı çıkmadığı sürece idrar gelsin veya gelmesin fark etmez, abdesti bozulmaz. Fakat fercin dış kısmına konulduğu zaman da o zaman bu pamuğun bir bölümü dış kısmında kalmış olur. Oradan iç kısım bile ıslanacak olursa, yani idrarla beraber, ne olur o zaman? Abdest bozulmuş olur. Bir de bizim İbn Abidin Rahimeullah'ın gündeme getirmiş olduğu bir konu vardır. Bu da rutubetül ferç mevzudur. Yani kadınların tenasül uzuvlarında meydana gelen yaşlık, idrar değildir o. Bir yaşlıktır, bir nemdir. Bu abdesti bozar mı bozmaz mı konusunda ihtilaf vardır. Şimdi bu yaşlık İmam Ebu Hanife ile İmameyn arasında, yani İmam Muhammed ile İmam Ebu Yusuf arasında bu konuda bir ihtilaf var. İmam Ebu Hanife diyor ki bu iç kısımdan dahi gelecek olursa, rahmin iç kısımdan bile bu yaşlık gelecek olursa bu durumda pamuğa veyahut da bir şeye değmesi durumunda, dışarıya çıkması durumunda abdest bozulmaz. Yaşlık ama, idrar değil bu. İmameyn diyorlar ki eğer iç kısımdan gelecek olursa, yani rahim demeyelim, fercin iç kısmından gelecek olursa bu durum, bu yaşlık, o zaman abdest bozulur diyorlar. Ama bu konuda tercih edilen görüş İbn Abidin de ifade ettiği gibi İmam Ebu Hanife'nin görüşüdür. Yani bu yaşlık ne yapmaz? Abdesti
bozmaz. İmam Ebu Hanife'nin görüşü bu konuda tercih edilmektedir. İnşallah burada kalıp soru cevap faslımıza geçelim.